Arkadaşlar merhaba. Diferansiyel geometri 2 dersinde birlikteyiz. Şimdi bu dersimizde birinci temel form kavramını ve öneminden bahsedeceğiz. Biz daha önce basit yüzey, regüler yüzey, bir yüzey üzerindeki teğet düzlemden bahsetmiştik. Şimdi basit yüzeyden kastımız aslında parametrizasyon kavramıyla ilişkili durumunu gözüne almıştık. Sonrasında regüler yüzey kavramını tanımladık. Neden regüler yüzey kavramını tanımladık? Çünkü basit yüzey bir yüzeyin bir bütün olarak incelemesini mümkün kılmamakta. Bu nedenle regüler yüzey kavramını tanımlamıştık. Ama biz bir noktanın komşuluğunda çalışacağımız için parametrizasyon aslında bizim için yeterli olacaktır. O yüzden bundan sonraki işlemlerimize veya kavramları tanıtırken bir parametrizasyon üzerinde bu kavramları tanıtacağız. Şimdi bu dersin konusu olan birinci temel form, yüzeyin birinci temel formu, yüzey üzerine bir ölçü birimi koyduğu için yüzeyin incelenmesi açısından oldukça önemlidir. Şimdi biz bir yüzey kavramına ilk başladığımızda bir nokta kümesi olarak gözünü aldık. Ve bu nokta kümesi üzerine daha sonra teğet düzlem kavramını tanımlayarak yüzey üzerinde bir vektör uzay elde ettik. Dolayısıyla biraz daha geometri yapma imkanımız mümkün oldu. Bugün de ölçü birimi olarak birinci temel formu tanımlayacağız ve dolayısıyla yüzey üzerinde geometri yapma imkanımızı daha da çoğaltmış olacağız. Şimdi x, u ve yüzeyin parametrizasyonu olsun ve alfa yüzey üzerine bir eğri olsun. Bu durumda alfa tek değişkene bağlı olacağı için alfa t eşit x, u, t, v, t olarak yazabiliriz. Eğrinin teğet vektörünü yazarsak bu alfa üssü t vektörüdür ve x parametrizasyonu çok değişkenli bir fonksiyon olduğundan bunu zincir kuralını uygulayarak x'in u'ya göre türevi du bölü dt artı x'in v'ye göre türevi dv bölü dt olarak yazabiliriz. Alfa keyfi bir eğri olduğu için alfa üssü t de keyfi bir vektör olmuş olur. Dolayısıyla biz keyfi bir vektörü x u ile x v'nin lineer bileşimi olarak yazmış olduk. Bu aslında bize x u'nun ve x v'nin bir baz oluşturabileceğini göstermekte. X u ile x v'nin vektörel çarpımı da sıfırdan farklı olmak zorunda olduğu için ki bu normali tanımlıyordu ve dolayısıyla sıfırdan farklı olmak zorunda. Dolayısıyla x, u ile x ve lineer bağımlı olamaz. Yani hem lineer bağımsız hem de keyfi bir vektörü lineer bu iki vektörün lineer bileşimi olarak yazabildiğimizden x, u, x ve yüzeyin teğet düzlemi üzerinde bir baz oluşturur. Dolayısıyla bu yazım bir yazımı aynı zamanda bize baz cinsinden keyfi bir vektörün yazımının nasıl olduğunu da göstermektedir. Şimdi eğrinin yay uzunluğu s eşit 0'dan t'ye alfa üssü t'nin uzunluğu olarak tanımlanmıştı. Bu ilk dönemdeki diferansiyel geometri 1 dersinden hatırlıyoruz. Şimdi her iki tarafın türevini alırsak ds eşit alfa üssü t'nin uzunluğuna denk gelir. Dolayısıyla ds kare eşit alfa üssü t ile alfa üssü t'nin iç çarpımına karşılık gelir. Şimdi bir ifadesini yani alfa üssü t'nin ifadesini getirip burada kullanırsak o zaman ds bölü dt kare ifadesini bulmuş oluruz. Q x u x u'nun çarpımı du bölü dt'nin karesi artı 2 çarpı x u x ve du bölü dt dv bölü dt artı xv ile xv'nin çarpımı dv bölü dt'nin karesi. Şimdi burada t'yi göstermeden bu yazılımı tekrar ifade edersek ds kare eşittir xu xu du kare artı 2 çarpı xu xv du dv artı xv xv dv kare o şeklinde yazabiliriz. Bu ifade yüzeyin birinci temel formu diyoruz. Burada her ne kadar t'yi yazmadıysak da du ve dv'ler, daha doğrusu d'nin olduğu her durumda
t'ye bağlı bir ifade vardır aslında. Şimdi bu iki ifadesini, yani yüzeyin birinci temel formu dediğimiz ifadeyi matrise olarak yazabiliriz. Ds kare eşittir 3 matrisin çarpımı olarak yazabiliriz. Şimdi başlangıçta bir tane satır matrisi ve xu ve xv'lerden oluşturduğumuz birinci temel formu matrisi dediğimiz bu matris ve bir sütun matrisi du bölü dt, dv bölü dt şeklinde yazabiliriz. Burada bu ortada görülen matrise birinci temel formu matrisi diyoruz. Burada yeni bir isimlendirme yaparsak xu xu'ya g11, xu xv'ye g12, xv xv'ye g22 dersek o zaman bu matrisi şu bileşenler türünden yazabiliriz. 2 çarpı 2 tipinde ikinci mertebeden karesel bir matris elde ederiz. Dolayısıyla bu G terimler cinsinden birinci temel formu tekrar yazarsak ds kare eşittir g11 du kare artı 2g12 du dv artı g22 dv kare şeklinde elde ederiz. Şimdi bir örnek verelim. X, U, V yüzeyini şu şekilde tanımlayalım. U, V, U, V şeklinde. Bu durumda X, U ve X, V'yi bulursak 1, 0 ve 0, 1, U olarak elde ederiz. G1 bir ifadesi Q, X, U ile X, U'nun iç çarpımıydı. 1 artı V kare olur. G1, 2 ifadesi X, U ile X, V'nin çarpımıydı. O da U, V olur. G2, 2 de 1 artı U kare olarak elde edilir. Böylece G birinci temel formu bu şekilde elde ederiz. Ayrıca matrisini yazarsak matris de bu şekilde olur. Şimdi matrisin determinantını hesaplarsak o zaman 1 artı u kare artı v kare elde edilir. Ki bu her zaman sıfırdan büyüktür. Bu bize gösterir ki bu G matrisi non-süngüler bir matristir. Dolayısıyla bu G dönüşüm mü de pozitif tanımlıdır. Sıfırdan büyük olduğu için. Şimdi bu yukarıda verilen örnekteki pozitif tanımlılık genel halde de doğrudur. Şimdi determinantı açarsak G11, G22, eksi G12'nin karesi olarak ve G11, G22, G12'nin karşılıklarını yerine yazarsak o zaman bunu elde ederiz. Dolayısıyla X, U'nun uzunluğunun karesi, xv'nin uzunluğunun karesi, eksi xu'nun uzunluğu, xv'nin uzunluğu çarpı aradaki açının kosinüsü. Burada teta dediğimiz xu ile xv arasındaki açıdır. Şimdi dolayısıyla determinant şu şekle geldi. Şimdi burada xu uzunluğunun karesi, xv'nin uzunluğunun karesinin parantezini alırsak 1 eksi kosinüs kare teta elde ederiz. Q sinüs kare teta'dır. Buradan da analitik geometri derslerinden iyi hatırlayacağınız şu eşitlik elde edilir. Buradaki xu ile xv'nin vektörel çarpımı sıfırdan farklı. Çünkü yüzeyin tanımlı olması için bu zorunluluktu. Dolayısıyla bu karesi olduğu için de uzunluk olduğu için dolayısıyla sıfırdan büyüktür. Yani buradan görüyoruz ki birinci temel form her zaman pozitif tanımlıdır. Şimdi G pozitif tanımlı ise o zaman bu G'ye karşılık gelen matris de non-süngülerdir. Non-süngüler olduğu için bunun bir tersi vardır. Bu tersi G üzeri eksi 1 ile gösterelim. Ve bileşenlerinde G11, G üst 11, G üst 22 ve G üst 12 ile gösterelim. Yani normal birinci temel formu biz bileşenlerini G11 alt indis olarak göstermiştik. Bunu da üst indis olarak gösterelim. Dolayısıyla bu matrisin tersini şu şekilde buluruz. Burada determinant G'ye A dersek o zaman ters matrisin bileşenleri bu şekilde elde edilir. Burada G11, G22 bölü A, G12, eksi G12 bölü A, G22, G11 bölü A olarak elde edilir. Şimdi bu indisler arasındaki ilişki, yani birinci temel formun matrisinin bileşenleriyle
birinci temel formun tersi olan matrisin bileşenlerinin arasındaki ilişkiyi ortaya koyacağız. Şimdi yüzeyimiz iki boyutlu olduğu için indisler 1'den 2'ye kadar gidecek. K eşit 1'den 2'ye kadar GİK, GJK'yı yazalım. Şimdi İ eşit 1 için şunu elde ederiz. Şimdi daha detaylı görmek için G ile G üzeri eksi 1 birbirinin tersi olduğundan bunların çarpımları bir matris olacak. Dolayısıyla I matrisimiz ikinci mertebeden karesel bir matris olacağı için bu çarpım şuna eşit olacak. Şimdi çarpalım. Birinci çarpımı yaptığımız zaman birinci bileşenimiz 1 olduğu için bu ifade 1'e eşit olacak. Şurası şu kısma geleceği için 0 olacak. Ve diğer çarpmayı yaparsak şu kısma karşılık gelen 0 olacak. Ve şu kısma karşılık gelen de 1 olacak. Buradan görürüz ki K eşit 1'den 2'ye GİK, GJK eşittir. Kronecker deltası olarak karşımıza çıkar. Yani İ eşit J iken 1, İ farklı J iken 0 olacak. Şimdi bir örnek verelim. XUV yüzeyimiz U kare, UV, V kare olarak verilsin. Tabi burada yüzeyin tanımlı olması için U ve V'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Onu şart olarak koymuşuz. Bu yüzeyin birinci temel formunun matrisini ve bu matrisin tersini bulalım. Şimdi XU'yu yazarsak 2U V 0 olur. XV'yi yazarsak 0 U 2 V olur. Dolayısıyla bileşenler G1 1 4 U kare artı V kare olur. G1 2 U V olur. G2 2 de U kare artı 4 V kare olur. Şimdi bu karşılık gelen matrisi yazdık. Bu matrisimiz. Determinantını hesaplarsak o zaman bunu elde ederiz. Bu daha önce bunu A ile göstermiştik. Dolayısıyla G1 1 4 U kare artı V kare olduğundan G2 2 4 U kare artı V kare bölü A dediğimiz değer olur. Yani determinanta bölüyoruz. Bu şekilde bileşeni elde ederiz. Diğer bileşenler de benzer şekilde bulunur. Şimdi yüzeyin birinci temel formu dersin başında da söylediğim gibi yüzey üzerinde bir ölçüm yapma imkanı vermekte bize. Daha önce de belirttiğimiz gibi yüzey kavramına ilk önce nokta kümesi olarak başladık. Sonra teğet düzlemi tanımlayarak bir vektör uzayı elde ettik. Şimdi de birinci temel formu tanımlayarak yüzey üzerinde bir iç çarpım elde etmiş olduk. Artık yüzeyin teğet düzlemi bir iç çarpım uzayıdır. Bu bize ne sağlamakta? Bir kere vektörlerin uzunluğunu, uzunluk kavramını tanımlayabiliyoruz. Eğimin uzunluğunu tanımlayabiliriz. Örneğin iki eğri verilmişse bu iki eğri arasındaki açıları bulabiliriz. Burada iki eğri arasındaki açı dediğimiz zaman karşılıklı noktalardaki teğetler arasındaki açıdan bahsediyoruz. Örneğin alfa ve beta iki eğri ise bu eğrilere karşılık gelen teğetler de T1 ve T2 ise o zaman açıyı bu iki teğetin iç çarpımını yaparak Q yüzeyi üzerinde buna karşılık gelecek kosinüs teta'yı elde ederiz. Böylece bakın yüzey üzerinde geometri yapmaya imkan vermekte birinci temel formun tanımlanmış olması. Şimdi biraz önce söylemiştim. Yüzey üzerinde birinci temel formun olması eğrinin uzunluğunu ölçmeyi de mümkün kılmakta. Şimdi bununla ilgili bir örnek verelim. U ve V 0 ile 1 arasında parametreler olsun. X, U ve parametrizasyonunda U ve U ve ile tanımlansın. Bu bildiğimiz hiperbolik paraboloid yüzeyidir. Hiperbolik paraboloid yüzeyini biz analitik geometri dersinde biliyoruz. Ve parametrizasyonlarının neler olabileceğini de gördük. Dolayısıyla hiperbolik paraboloid bizim aşina olduğumuz bir yüzeydir. Bu yüzey üzerinde U eşit T, V eşit T ile tanımlanan eğrinin uzunluğunu bulalım. 0 ile 1 arasındaki. Şimdi yüzeyimizin teğet düzlemindeki tanımlı olan x, u, x, v vektörleri 1, 0 ve 0, 1, u olarak karşımıza çıkar. Bileşenler 1 artı v kare, u ve 1 artı u kare olarak elde edilir.
Şimdi bunları getirip birinci temel form ifadesinde yerine yazarsak ds bölü dt'nin karesi 1 artı v kare du bölü dt kare artı 2uv du bölü dt dv bölü dt artı 1 artı u kare dv bölü dt kare olur. Burada u ve v parametreleri, yüzeyin parametreleri bunlar. Bunlar her ikisi de t ile tanımlanmıştı. Dolayısıyla u yerine t, v yerine t alırsak u'nun t'ye göre türevi ve v'nin de t'ye göre türevi 1 olacağı için o zaman ds bölü dt'nin karesi eşittir 1 artı t kare artı 2 t kare artı 1 artı t kare olarak elde ederiz. Dolayısıyla ds bölü dt'nin karesi 4 t kare artı 2 olarak bulunur. Şimdi ds ifadesi ise kök içinde 4 t kare artı 2 olarak elde edilir. Buradan 4 parantezini alırsak 4 de dışarı 2 olarak çıkarsa kök içinde t kare artı 1 bölü 2 dt kalır. Şimdi s yüzeyin yay uzunluğu olmak üzere bunu hesaplamak için her iki tarafın integralini alırsak s eşittir 2 çarpı integral 0'dan 1'e kök t kare artı 1 bölü 2 dt olur. Şimdi bu integral çok kolay bir integral değil aslında. Ama analiz derslerinde bu integralin nasıl hesaplanacağı siz gayet iyi bilmektesiniz. Bu integral hesaplanırsa şu şekilde çözüm elde edilir. 0'dan 1'e kadar değerler yerine yazılırsa o zaman s uzunluğu kök 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 ln kök 2 artı kök 3 olarak elde edilir. Böylece yüzey üzerindeki bir eğrinin belirli bir parametre aralığındaki uzunluğu elde edilmiş olur ve yüzeyin geometrisi hakkında bilgi edinilmiş olur. Evet, bu dersimizde yüzey üzerinde birinci temel form ve onun ürettiği kavramlarla ilgili bilgilendirmede bulunduk. Bir sonraki dersimizde yüzeyin ikinci temel formuyla devam edeceğiz. O zamana kadar herkese iyi çalışmalar diliyorum.